Mehmet Emin Kara Mehmet bir dönem Türkiye'nin en zengin ismiydi. Hatta Türkiye'nin değil, dünyanın en zenginlerinden birisiydi. 2000 yılında Forbes'un hazırladığı dünyanın en zenginleri listesinde 8 milyar dolar servetiyle 29. sırada yer alıyordu. Bir daha kainattaki hiçbir Türk onun bu rekorunu kıramadı. O bu servete sahipken bugün dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos aynı listede 55. sırada onun gerisinde yer alıyordu. Günümüzün dahi adamı Elon Musk ise henüz o listeye de o servete de bir hayli uzaktı. Zaman ilerledi. Günler haftaları, haftalar ayları, aylar yılları kovaladı. Ve sonunda dünyanın en zengin adamlarından biri olan Kara Mehmet'in yoluna bir engel çıktı. Fakat tüm yaşananlara rağmen, tüm olumsuzluklara, tüm engellere rağmen Kara Mehmet ayakta kalmayı başardı. Bugün markaların hikayelerinde bir döneme damga vuran Çukurova Holding'in ve Türkiye'nin en zengin iş insanlarından bir tanesi olan Mehmet Emin Kara Mehmet'in hikayesine bakıyoruz. Çukurova Holding 1923 yılında kuruluyor. Kurucuları arasında Sadi Eli Yeşil, Özcan Özler, Hasan Kara Mehmet ve Mehmet Kemal Kara Mehmet var. Mehmet Kemal Kara Mehmet, Mehmet Emin Kara Mehmet'in babası. Yani anlayacağımız Çukurova Holding'i biz ne kadar Mehmet Emin Kara Mehmet ismiyle bilsek de Holding'in geçmişi Mehmet Emin Kara Mehmet'ten öncesine dayanıyor. Fakat o gümüşü altına çeviren kişi deyim yerindeyse Mehmet Emin Kara Mehmet oluyor. Kara Mehmet 1944 yılında Mersin'de Tarsus'ta doğuyor. Liseyi Türkiye'de Robert Kolej'de, üniversiteyi ise İngiltere'de Dover College'da okuyor. İlk şirketini henüz 22 yaşında 1966 yılında kuruyor. Bu bir ithalat ihracat şirketi. Mersin'in olduğunu söyledik Kara Mehmet'in. Mersin'deki limanı düşündüğümüzde orada yaşayan birisi için doğru bir tercih olduğunu söyleyebiliyoruz hemen tabii ki bu şirketin. Dolayısıyla Mehmet Emin Kara Mehmet hem ailesinden gelen sermaye avantajını hem de bulunduğu bölgenin lokasyon olarak avantajını kullanan bir iş kuruyor. İşte bu şirkette ilerleyen yıllarda kuracağı onlarca şirketin temelini oluşturuyor aslında. Yıllar boyunca o kadar çok şirket kuruyor ki Mehmet Emin Kara Mehmet. Biz şimdi bugün hala o şirketlerden Çukurova Holding bünyesinde olanların bazılarına bakacağız. İlk şirketimiz 1962 yılında kurulmuş olan Çukurova Ziraat. Bu şirket backhoe loader, yükleyici, ekskavatör, forklift, jeneratör gibi ürünlerin üretimini yapıyor günümüzde. Yani özellikle inşaat sektörü açısından kritik öneme sahip İş makineleri alanında faaliyet gösteren bir şirket. İkinci şirketimiz 1972'de kurulan Çimsataş. Yani Çukurova İnşaat Makineleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Çimsataş çelik dökme sanayi parçaları üretiyor. Peki bu parçaları ne için üretiyor derseniz, kim için üretiyor derseniz inşaat makineleri parçaları olarak üretiyor yine. Aynı zamanda otomotiv sektörü için ve tarım makineleri için de üretiyor. Çimsataş'ın dünyaca ünlü birçok müşterisi var. Volvo, Daimler, Liebherr, Mahle'ler bu müşteri şirketlerden bazıları. Ayrıca iç pazarında önemli oyuncularına hizmet veriyor Çimsataş. Örnek vermek gerekirse Hidromek, Türk Traktör, Egean ve Mercedes-Benz Türk. Bu şirketler için de bu çelik parçaların üretimi yapılıyor yani. Sıradaki şirketimiz 1976 yılında kurulan Kaplemin. Bu şirket pek çok sektör için oluklu mukavva ambalajlar üretiyor. Meyve, sebze, yumurta, içki, diğer içecekler, aklınıza gelebilecek pek çok gıda ürünü için oluklu mukavvadan ambalajlar, kutular üretiyor bu firma. Sadece gıda ürünleriyle kalmıyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra kimyasal ürünler için, tekstil ürünleri için, hatta seramik gibi malzemeler için bile bu şirket oluklu mukavva üretimi yapıyor. Oluklu mukavva ambalajları üretiyor. Sıradaki Çukurova Holding şirketi 1996'da kurulan Atkasan. Bu şirket bir atık değerlendirme şirketi. Atık kağıtların ve ambalajların toplanması, bunların tesislerde, yönetmeliklere, bu konudaki mevzuatlara göre işlenmesi ve geri dönüştürülmesiyle ilgileniyor. Ayrıca bu konularda yani ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar, tehlikesiz atıklar bu gibi alanlarda danışmanlık da veriyor. Yılda 200 bin tona yakın atık dönüştürüyormuş bu şirket. Bu atıkları da yine Çukurova Holding'in diğer şirketleriyle aslında üretime kazandırıyor. Torku'nun hikayesinde Torku'nun iş modelinden bahsetmiştik detaylı olarak ve orada şunu görmüştük. Torku birçok tesisinde ortaya çıkan atıkları yine o tesiste veya farklı tesislerinde kullanarak
üretim sürecinde bundan faydalanıyor. Yani atık dediğimiz şeyi bir çöp olarak ortadan kaldırmıyor, onun yerine tekrar kendi ekonomisine, kendi üretim ekonomisine dahil ediyor. Çukurova Holding bünyesine baktığımızda ise bahsettiğim bu at kasan şirketiyle Çukurova'nın kağıt ve ambalaj şirketleri arasında benzer bir ilişki söz konusu. Selkasan, Ova Oluklu Mukavva ve Yalova Ambalaj isminde kağıt sektöründe faaliyet gösteren, ambalaj sektöründe, paketleme sektöründe faaliyet gösteren şirketleri var Çukurova'nın. İşte bu şirketlerde yapılan üretimde bu bahsettiğim atıklar ham madde olarak kullanılıyor. Örneğin Ova Oluklu Mukavva 1996'da Tarsus'ta kurulmuş. Aslında şirket SCA Packaging isminde bir şirketle ortak olarak kuruluyor. Bu şirket 2012'de hisselerini DS Smith isminde bir firmaya satıyor. 2015'te ise Çukurova hisseleri alıyor ve tamamıyla şirket bir yerli sermaye şirkete dönüyor. Yine bu şirkette aklınıza gelebilecek her türlü kolinin üretimi söz konusu. Evet, tüm bu yatırımlardan bahsettik. Daha farklı yatırımlardan da bahsedeceğiz video ilerledikçe. Ama geldik en kritik noktalardan birine. Mehmet Emin Kara Mehmet'i, Mehmet Emin Kara Mehmet yapan şirketine, Turkcell'e. Turkcell'in hikayesi videosunda detaylı olarak konuşmuştuk. 1994 yılında tekstilci Murat Vargı, Mehmet Emin Kara Mehmet'e gidip Turkcell projesini anlatıyor. Söylenilenlere göre aslında Mehmet Emin Kara Mehmet'ten önce Koç grubuna ve Sabancı grubuna da gidiyor Murat Vargı, fakat olumsuz yanıt alıyor. Çünkü Türkiye'de bu alanın önünün açık olmadığı düşünülüyor. Bunun üzerine Murat Vargı Hüsnü Özyeğin'e gidiyor, fakat Hüsnü Özyeğin de Finans Bank'ı yeni kurmuş ve oradaki borçlarını kapatmakla uğraşıyor. Yani o da şu an böyle bir yatırıma girmek için doğru zaman olmadığını düşünüyor kendisi açısından. Ve Murat Vargı'yı Mehmet Emin Kara Mehmet'e yönlendiriyor. Mehmet Emin Kara Mehmet de vizyoner bakış açısıyla bu işteki potansiyeli görüyor ve bu işe dahil oluyor. Ardından da Turkcell gibi dev bir şirket ortaya çıkıyor. O videoda bahsettiğimiz gibi Turkcell çok kısa süre içerisinde çok hızlı büyüyen bir şirket oluyor. Yabancı yatırımcılar buluyor kendisine, yurt dışında New York borsasına kote olan ilk ve tek Türk şirketi unvanını alıyor. Fakat ilerleyen yıllarda Turkcell'in ortaklık yapısındaki uyuşmazlıklardan kaynaklı olarak belki de dünya devi olabilecek bir şirket, dünya çapında başarı yakalayabilecek bir şirket şu an potansiyelinin çok daha altında diyebiliriz. Mehmet Emin Kara Mehmet hisselerinin bir kısmını Ruslara satıyor. Birazdan bahsedeceğim yaşadığı problemlerden ötürü de diğer hisseleri Ziraat Bankası'na, daha sonra da Türkiye Varlık Fonu'na geçiyor. Dolayısıyla Turkcell'deki hisseleri elinden çıkmış oluyor bir süre sonra. Gelelim Kara Mehmet'in bir diğer vizyoner hamlesine. 1999 yılında Dijitürk'ü hayatımıza sokuyor. Bugün nasıl artık dijital bir medya var diyoruz, İnsanların bir kısmı bu tarafa doğru kayıyor diyoruz, artık televizyon daha az izleniyor diyoruz. O zaman da geleneksel medya, televizyonlar var, evet, ama Dijitürk'te artık insanlar spesifik içerikler, daha niş içerikler içeren kanallara da yönelmeye başlıyor. Yani film kanalları, dizi kanalları, yabancı içeriklerin yayınlandığı kanallar, normal televizyonda göremediği şeylere Dijitürk aracılığıyla ulaşma imkanı buluyor. Ama tüm bunların ötesinde Dijitürk'ü Dijitürk yapan en önemli konulardan bir tanesi tabii ki Leak TV konusu. Dijitürk 2013 yılında Mehmet Emin Kara Mehmet'in kaybettiği kalelerinden bir tanesi oluyor. Çünkü TMSF el koyuyor. Birazdan dediğim gibi o sürece değineceğim. 2016 yılında da Katarlı Bein grubuna satılıyor. Yine 1999 yılındayız ve bu kez de Kara Mehmet Show TV'yi satın alıyor. Show TV'de tıpkı Dijitürk gibi TMSF tarafından el koyulan şirketlerden bir tanesi. Şimdi gelelim bu el koyma konularına. Bunun için Mehmet Emin Kara Mehmet'in bankalarına bakıyoruz. Hikayenin kilit noktası burası. Mehmet Emin Kara Mehmet'in Çukurova'sının bünyesindeki Yapı Kredi ve Pamuk Bank. Bu iki bankadan ilki, yani Yapı Kredi, 1944 yılında Kazım Taşkent tarafından kuruluyor. Türkiye'nin en değerli markaları videosunda kısaca değinmiştik bu noktaya zaten. 1980'de ise Çukurova Holding'in bünyesine katılıyor Yapı Kredi. Diğer banka Pamuk Bank ise 1955 yılında Çukurova'da pamuk işçilerine destek olmak, finansal destek sağlamak amacıyla kurulan bir banka. Bu bankada 18 yıl sonra 1973'te Çukurova Holding bünyesine katılıyor. Yani Kara Mehmet'in iki bankası da satın aldığı bankalar, kendi kurduğu bankalar değil. İşte Kara Mehmet'in yıllar sonra yiyeceği büyük darbeye sebebiyet veren şey de bu iki bankadan biri olan Pamuk Bank. Pamuk Bank ilk kez 1989 yılında hazine tarafından denetim altına alınıyor. Bu denetimin sebebi bir bankanın yaşayabileceği en temel problemler aslında. Yaşamaması gereken ama yaşayabileceği problemler. Ne bunlar mesela? Likidite problemi, öz kaynak yetersizliği, mali yapısının bozulması,
aldığı mevduatla verdiği krediler arasındaki vade uyumsuzlukları. Bu saydıklarımın hepsi bir bankayı zor duruma düşürebilecek konular. 1994 yılındaki finansal krizle birlikte Pamuk Bank için işler kötüye gidiyor. 2001 yılındaki krizde ise çok daha kötüye gidiyor. Ve 2002 yılında TMSF Pamuk Bank'a el koyuyor. Pamuk Bank'ın düştüğü bu kötü durumun gerekçesi olarak da şu öne sürülüyor, şu iddia ediliyor. Mehmet Emin Kara Mehmet, Pamuk Bank üzerinden Çukurova Holding şirketlerine aslında büyük ölçüde kredi sağladı deniliyor. O dönem kredi payı Pamuk Bank'ın pazarda %12.7. Fakat Pamuk Bank'ın Çukurova Holding şirketlerine verdiği kredileri çıkarırsak %3.9'a düşüyor bu. Yani bu istatistikle Pamuk Bank'ın verdiği 3 krediden 2 tanesi Çukurova şirketlerine, bir tanesi normal piyasaya gidiyor gibi gözüküyor. Bu arada el koyma konusu gündeme gelince Mehmet Emin Kara Mehmet şöyle bir çözüm düşünüyor. Yapı Kredi ile Pamuk Bank'ı birleştirmek istiyor. Fakat buna da BDDK engel oluyor. Çünkü bu iki şirket birleştirilirse Yapı Kredi'nin bilançosu da, mali yapısı da zarar görür deniliyor. Bu arada batış sürecinde şöyle ilginç noktalar da var. Bu sefer de Çukurova Holding tarafından bakalım. Bu söylediklerim, bu anlatacaklarım Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'na Mehmet Emin Kara Mehmet'in verdiği ifadede bulunmakta. Basına bu şekilde yansımış. Linkleri aşağıda bulabilirsiniz. Mehmet Emin Kara Mehmet, Çukurova Holding'in Fisko Birliği'ye kredi verdiğini, kredinin verilme sürecinin de şöyle gerçekleştiğini anlatıyor. Bu ifadelere göre, basında çıkan habere göre. Diyor ki Fisko Birlik o dönem zor durumdaydı. Krediye ihtiyacı vardı, paraya ihtiyacı vardı. Ve Türkiye IMF gözetiminde olduğu için devlet direkt olarak Fisko Birliği'ye ödeme yapmıyor, yapamıyor. Bunun üzerine devlet Pamuk Bank'tan kredi istiyor. Yani Fisko Birlik için istiyor bu krediyi. Fakat o dönem özel bankalar devlet şirketlerine kredi veremiyor. Bunun için yeni bir düzenleme yapılıyor ve bu engel ortadan kaldırılıyor. Neticede de Pamuk Bank, Fisko Birliği'ye ihtiyacı olan krediyi veriyor. Fakat Mehmet Emin Kara Mehmet verilen bu kredinin tam olarak geri alınamadığını ve Pamuk Bank'ın bundan dolayı sorunlarla karşılaştığını dile getiriyor. Yani Pamuk Bank'ın mali yapısının bozulmasında bu durumunda çok önemli bir negatif rolü olduğunu söylüyor. Hatta Kemal Derviş'e gittiğini, 15 yıl vadeli bono talep ettiğini ve bu şekilde mali yapıyı düzene sokmaya çalıştığını söylüyor. Ama 2 ay içerisinde böyle bir bononun verileceği söylense de daha sonra bu bononun Çukurova Holding'e verilmediğini söylüyor. Yine aynı ifadede ikinci bir Çukurova'ya darbe olarak da şunu dile getiriyor Mehmet Emin Kara Mehmet. Demirbank olaylarının yaşandığı dönemde bir gece bizi Ankara'da 4 bankayı, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası ve Pamuk Bank'ı bir araya getirdiler. Bizden 1 milyar dolar istediler toplamda diyor. Her bankadan 250 milyon dolar olacak şekilde. Dediler ki kur zaten çıpalı, dolayısıyla herhangi bir şekilde kur riskiniz olmayacak. 250 milyon doları bu şekilde talep ettiler. Mehmet Emin Kara Mehmet de 384 milyon dolar verebileceğini söylüyor. Ve ertesi gün 250 milyon istedikleri halde bu 384 milyon doları gönderiyor. Fakat daha sonra kurdaki çıpa kaldırılıyor ve bu çıpa kaldırıldığı için kurdan kaynaklı da yine Pamuk Bank'a ciddi bir zarar yazıyor. Kara Mehmet daha sonra Merkez Bankası Başkanı'na gittiğini, durumu anlattığını, onunsa kendisine bunu vergi kabul edin dediğini söylüyor. İşte tüm bu anlattıklarım, yani Pamuk Bank'ın Çukurova Holding şirketlerine kullandırdığı krediler, finansal yapısındaki bozulmalar, gözetime girmesi, Fisko Birlik kredisi, verdikleri 250 milyon dolar, tüm bunlar bir araya gelince de Pamuk Bank bu işinden çıkılamaz sarmala giriyor ve neticede de söylediğim gibi TMSF'ye devri gerçekleşiyor. Tabii bu durum Pamuk Bank'la bitip kalmıyor. Yani Pamuk Bank TMSF'ye devroldu, her şey bitti gibi bir durum söz konusu değil. Kara Mehmet'in elinden Pamuk Bank dışında Show TV, Sky 360, Akşam Gazetesi, BMC gibi çok önemli şirketleri de gidiyor. Akşam Gazetesi ve Sky 360'ı Cengiz Limak Colin şirketlerine satılması gündeme geliyor TMSF'ye devredildikten sonra. Bu şirketler biliyorsunuz devletten en çok ihale alan şirketler arasında. Yüklenici firmalar, yüklenici inşaat firmaları. Daha sonra bu şirketler, yani Cengiz Limak Colin şirketleri almıyorlar ve iş adamı Ethem Sancak satın alıyor. Akşam Gazetesi ile Sky 360'ı. Show TV ise Ciner grubuna satılıyor. BMC de yine Ethem Sancak tarafından satın alınıyor. BMC'den bahsetmedim, ondan da bahsedeyim. Bildiğiniz gibi BMC British Motors Company aslında bir İngiliz şirketi. Ama Türkiye'de de iştiraki 1960'lı yıllarda kuruluyor. BMC'nin kurucusu Ergün Özakat,
Kuruluşa İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de geliyor. 1989 yılındaysa Kara Mehmet Bemece'yi satın alıyor ve %100 yerli bir yapıya kavuşturuyor. Fakat 2013 yılında biraz önce söylediğim gibi el koyulduktan sonra Ethem Sancağı satılıyor. Bu arada şirket Kara Mehmet'e aitken hem BMC'de hem de Akşam Gazetesi'nde çalışanların paralarının ödenmemesi noktasında da önemli sorunlar yaşanmıştı. Hatta BMC işçilerinin yaptığı eylemler oldu. Bunun dışında onlarca belki de yüzlerce BMC işçisi eşlerinden ayrıldı. Hakikaten çok çarpıcı bir olay. Bir gelir elde edemiyorlar ve bu aylarca sürüyor. Çok uzun bir süre sürüyor ve birçok kişi eşlerinden ayrılmış. Neticede bu TMSF sürecinden sonra Mehmet Emin Kara Mehmet'in kale şirketleri diyebileceğimiz, halk tarafından bilinen, göz önünde olan şirketleri, Show TV, Akşam Gazetesi, Dijitürk, BMC, Pamukbank, Yapı Kredi hepsi gidiyor. Fakat öyle bir durum var ki tüm bu anlattıklarıma rağmen, yani bu kale şirketlerin hepsinin gitmesine rağmen Kara Mehmet İmparatorluğu varlığını sürdürmeye devam ediyor. En başta bahsettiğim kağıt ambalaj şirketleri, çelik parça üretimi, iş makineleri üretimi, bunların hepsi bugün Çukurova Holding bünyesinde varlığını sürdürüyor. Örneğin Pamuk Spor adında 14.000 metrekare alana yayılı, içinde tenis kortları, yüzme havuzları, fitness salonları, squaş alanları ve daha pek çok alan bulunduran büyük bir tesisi var Kara Mehmet'in. Mersin'de stratejik bir noktada yine limana ve havalimanına yakın depo ve antrepo hizmeti sunan Inter Depo var. İsviçre'deki BCP Bank'ın hissedarları arasında Kara Mehmet. Tüm bu saydıklarımın ötesinde Kuzey Irak'ta petrol çıkaran, enerji sektöründe faaliyet gösteren Genel Enerji şirketinin de kurucusu. Bu şirket Londra borsasında işlem görüyor. Rothschild ailesinden Nathaniel Rothschild bu şirketin hissedarlarından bir tanesi. Ayrıca başka bir enerji şirketi olan Bilgin Enerji de yine bu şirketin hissedarları arasında. 2017 yılında kurulmuş Prigo Baskı isminde bir şirketi var. İsterseniz bir adet, isterseniz binlerce adet baskı yapabileceğiniz, yaptırabileceğiniz bir yer burası. Bunun dışında 1969 yılında kurulan bir şirket var. Bundan başta bahsetmeyi atladım. Mando isminde amortisör üretimi yapan bir Çukurova şirketi bu. Türkiye'nin ilk amortisör üreticisi. Dolayısıyla Türkiye'de otomotiv pazarının gelişmesi noktasında da kritik öneme sahip bir şirket. Şirket 1969'da kurulmuş ama Çukurova'nın bünyesinde 1976'da geçiyor. Oyak, Renault, Tofaş, Mercedes-Benz gibi şirketlere amortisör yapıyor. 1997'de de Güney Koreli Mando şirketiyle birleşiyor ve Maysan Mando ismini alıyor. Yani neticede gördüğümüz üzere tüm bu yaşananlara rağmen Mehmet Emin Kara Mehmet şirketleriyle hala ben yıkılmadım, buradayım, dimdik ayaktayım diyor. Bu hikayenin bize gösterdiği önemli bir nokta var aslında. Herhangi bir şekilde devasa bir finansal yapınız, kocaman bir imparatorluğunuz, holdinginiz, şirketiniz olabilir. Ama işler hakikaten çoğu zaman pamuk ipliğine bağlı ve zincirin bir noktası kırılınca devamı da gidiyor. Dolayısıyla Mehmet Emin Kara Mehmet saydığımız o devasa şirketlerin birçoğunu kaybetti. Evet, bugün hala bu saydığım şirketlerle yoluna devam ediyor. Hala başarılı operasyonlar, başarılı işler yürütüyor. Hala Türkiye'nin en zengin insanlarından bir tanesi. Ama tabii ki eski durumuyla karşılaştırdığımızda ciddi anlamda kayıpları söz konusu. Bu yaşanılan kayıpları sadece iş hayatı anlamında düşünmemek gerekiyor. Kendi hayatımız anlamında, bireysel yaşantımız anlamında da böyle. Herhangi bir noktada bazen kendimizi zirvede hissediyoruz ama bir anda bir çöküşle karşı karşıya kalabiliriz. Ya da çok kötü hissettiğimizde, büyük bir çöküntüye düştüğümüzde, umutsuzluğa düştüğümüzde herhangi bir şey bizim için bir umut olabilir ve bizi bir anda farklı bir noktaya taşıyabilir. Yani o nedenle bulunduğumuz noktayı çok fazla sorgulamadan yapmamız gereken ne varsa onu yapmamız gerekiyor. Eğer Kara Mehmet sürekli olarak giden şirketlerini düşünseydi, örneğin Turkcell'i kaybettim, Akşam Gazetesi gitti, Show TV gitti, BMC gitti. Bakın, inanılmaz büyük şirketlerden bahsediyoruz. Dijitürk gitti. Fakat bunlarla vakit kaybetmenin bir anlamı yok. Ne yapıyor? Her şeye rağmen diğer şirketleriyle üretimine devam ediyor. Farklı şirketler kuruyor. Onlarla farklı girişimler yapıyor. Ve tam anlamıyla bir iş adamı zihniyetiyle, bir girişimci zihniyetle yoluna devam ediyor. Yani olanlar oldu, bitenler bitti. Kaybedeceğimizi kaybettik. Şimdi kazanabileceklerimizi kazanmaya devam edelim diyor bu yaklaşımıyla. O yüzden bugün Çukurova'nın hikayesini size bir batış hikayesi olarak değil,
bir yeniden doğuş hikayesi olarak anlatıyorum aslında. Benim bu hikayeyi bu şekilde anlatmamın sebebi de tabii ki Mehmet Emin Kara Mehmet'in ve ekibinin yaptıkları. Yani o kayıplardan sonra yollarına yine devam edebiliyor olmaları.